İttifak dedikleri e, birlikteliğin kimlerden oluştuğunu bile halkın önüne çıkıp da net olarak, ya kardeşim biz şu an itibariyle şu şu şu, şu partiler birlikte yol yürüyoruz. Hemen hemen yüzde %80 oranında konularda mutabıkız ve birlikte seçime gitmeye, meclis seçimi için, milletvekili seçimi için şu şekilde bir ittifak, Cumhurbaşkanlığı seçimi için de şu şekilde bir ittifakı düşündük. Büyük ihtimalle de bu şekilde hayata geçireceğiz diye bir açıklamaları yok. Bir kere HDP başlı başına %8'lik, %9'luk oy potansiyeli olan ve eğer katılmazsa bu Millet ittifakına tamamıyla o ittifakın çöp olacağı bir kurucu unsur mahiyetinde bir HDP gerçeğiyle karşı karşıyayız. HDP eğer ittifakın içerisine yer alırsa iyi partilerin yaptıkları açıklamalar çok net son süreçte özellikle Semra Güzel PKK'lı teröristle fotoğrafı çıkan HDP milletvekilinin o görüntüleri sonrasında artık İyi Parti milletvekilleri de eskisine kıyasla söylüyorum eskisinde ya görmezden geliyorlardı. Herhangi bir açıklama yapmayarak üstünü örtmeye çalışıyorlardı. Ama artık geldikleri noktada Semra Güzel'in verdiği o fotoğraf, PKK'lı teröristle verdiği fotoğraf sonrasında artık HDP'nin bir yol ayrımına geldiği noktasında İYİ Partili milletvekilleri, yöneticileri de hemfikir. Ama ve lakin %8'lik, %9'luk bir oy potansiyeli olan HDP şu an Millet İttifakı'nın içinde mi değil, meclis seçimlerinde birlikte mi hareket edilecek yoksa ayrı ayrı mı hareket edecekler? Cumhurbaşkanlığı seçiminde birlikte mi aday gösterecekler yoksa ayrı ayrı adaylar gösterip, ikinci tura oynayıp, ikinci turda HDP'nin de desteğini alarak, Millet İttifakı'nın adayına mı yönelecekler? Bu konularda sus pus olmuş durumdalar. Ama işte biz Cumhurbaşkanlığı sisteminden geri döneceğiz, parlamenter sisteme geçeceğiz. Peki parlamenter sistemin hangi unsurlarıyla siz hayata geçireceksiniz? Bunu bir izah edin denildiği zaman Bahadır Erdem, İyi Parti'nin genel başkan yardımcısı, yanında Deva Parti'den birisi, yanında Gelecek Partisi'nden birisi, o onu alabiliyor aman bir hata yapmayayım diye. Übürsü übürsüne bakıyor. Aman bir yanlış bir pot kırmayayım diyerekten. E böyle birbirlerinden korkan, ne yaptıklarını bilmeyen ama tek bir gayeleri var. Tayyip Erdoğan'ı biz sandıkta yenemiyoruz. Ancak işte böyle bir araya gelelim. Fotoğraflar çektirelim. E, Meral Akşener gitsin, Temel Karamollaoğlu'yla görüşsün. Temel Karamollaoğlu Ahmet Davutoğlu'yla görüşsün. Dönsünler Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir daha görüşsünler. HDP'liler gelsinler kapıda beklesinler. Önce görüşülsün sonra hemen basın toplantısı düzenleneceği sırada arka kapıdan Kemal Kılıçdaroğlu kaçıp benim başka bir görüşmem vardı randevum vardı deyip birlikte fotoğraf verilmeyerek halkı kandıralım. Halka karşı birlikte bir fotoğraf vermeyelim şeklinde bir tiyatroyu hayata geçirmiş durumdalar. 140 gündür çıkartıp da biz şu 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 konularda mutabıkız. Bizim şeyin planımız, projemiz bu. Yani başkanlık sistemi kötüdür diyoruz. Alternatifimiz bu. Ve e, burada tabii Temel Karamollaoğlu abin e, bir e, sözü benim aklıma geliyor. Diyordu ki Cumhurbaşkanı adayını erken açıklarsak, erken açıklarız demesi de aslında yani öyle 3 sene, 4 sene öncesinde açıklama yapacaklar değil. Kendileri erken seçim istiyorlar aslında. Hemen seçim, hemen seçim diyorlar. Hemen seçim dediklerine göre ya AK Parti de MHP de kabul edecek olsa iki buçuk ay sonra seçim olacak demektir. E sen o zaman AK Parti ve MHP'nin Büyük Birlik Partisi'nin Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Tayyip Erdoğan sizin Millet İttifakı olarak adayınız kim denildiği zaman adayımızı açıklamayalım yoksa paçavraya çevirirler diyor. E şimdi aynı mantığı büyük ihtimalle parlamenter sistem için de düşünüyor olmalılar ki biz açıklarsak şimdi seçimlerden 5 ay önce, 6 ay önce, 1 sene önce açıklarsak paçavraya çevirirler bu bizim açıklayacağımız parlamenter sistem teorisini. Yoksa elde bir şey yok mu? Yani ben şöyle söyleyeyim size, bunların başkanlık sisteminden vazgeçme gibi bir niyetleri de yok. Emin olun devam edecekler. Yeter ki kendi adayları. Sayıları yetmez zaten. Edecek. Yani mümkün değil. Yani kazaen diyelim ki ee, şu oldu, bu oldu, öngöremediğimiz e, gelişmeler yaşandı. Ve diyelim ki Cumhurbaşkanlığı ikinci tura kaldı. Diyelim ki hadi varsayalım ki kazandılar. E, meclisteki çoğunluğu yani şu an ölümüne muhalefet partilerini destekleyen kamuoyu araştırma şirketleri bile kıl payız diyorlar. Yüzde 48, yüzde 49. Onların dediğini aktarıyorum. Benim kanaatim o yönde değil ama onların iddiasını varsaysak bile HDP'nin o Millet ittifakı içerisinde yer aldığını da düşünüyor olsak bile her şeyi olumsuz olarak Cumhur İttifakı'nın aleyhine düşünüyorum. Yüzde 48'e yüzde 51 diyorlar. Millet İttifakı kazanacak. HDP'nin de içinde olduğu. Yani bir yandan Kandil'in bir yandan da Asena, milliyetçi, ülkücü geçinen insanların ittifakının bir arada oy kullanacağını iddia edenlerin tezine göre yüzde bir, yüzde bir buçukla Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaklar. Peki meclisi ne yapacaksınız? Meclisi de demek ki benzer şekilde 600 milletvekili var, 300, 310 milletvekili kazanacaksınız demektir. E peki, o tablo sonuçlanırsa yani... E, her şeyi, şey her şeyi olumsuz onların lehine düşünüyorum. E, 310 milletvekiliyle siz referanduma bile götüremiyorsunuz Demiyorum. ki anayasa değişikliğini. Nasıl yapacaksınız da Cumhurbaşkanlığı sistemini kaldıracaksınız. E o zaman da yapacakları klasik numara. E ne yapalım millet bize bu kadar yetki verdi. Biz de cumhurbaşkanlığı sistemiyle böyle gideriz. E kazayana işte ateist birisi gelirse cumhurbaşkanı olarak Ahmet Davutoğlu ne yapalım millet bize bu kadar yetki verdi. Biz de bir şey yapamıyoruz. Bir kere de seçmiştik, belirlemiştik Cumhurbaşkanı adayını. Bu ismin arkasında buluşulur, birleşilir diye düşünmüştük. Ama hata olmuş demek ki bu dakikadan sonra da yapılacak bir şey yok deyip kenara çekilecektir. Ben geçen hafta izledim Ahmet Davutoğlu'nu. Aylardır halbuki CHP'ye hep kefalet göstererek, kefil olarak şöyle bir söylem geliştiriyordu. Ya helalleşiyorlar ve vesaire vesaire. Dolayısıyla niye biz bir fırsat tanımıyoruz CHP diyorlardı. E şimdi yavaş yavaş ben o zulmü yaşamış insanım. 28 Şubat'ta şu 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 zulümleri yaşadım. Benim eşim de başörtü yasağının mağduru olmuştur. Ben gidip de imtihanda işte onun yanında bulunmak istedim vesaire diye. O tarihleri, o zulümleri hatırlatan ifadeler kullandı. Acaba diyorum bir soru işareti koyuyorum. Masada oturduğu yer biraz arkalarda kaldığı için bakın Allah rızası için vesaire diyemiyorum. Veyahut da bu insanların, bu ülkede yaşayan dindar insanların temel hak ve özgürlüklerini garanti altına almak için diyemiyorum. Masada altılı mı dersiniz, yedili mi, sekizli mi, hangi e, sayıdaysa o masada kendisinin arkalarda yer bulabildiğini düşündüğü için bir anlamda Kemal Kılıçdaroğlu'na da şantaj olsun diyerekten efendim biz 28 Şubat'ı da unutmadık şeklinde biri söylem 28 Şubat'ı unutmadıysan gel Tayyip Erdoğan'ın emrinde düne kadar nasıl çalıştıysan bugün de çalışırsın. Şu noktada yanlışınız var. Ben söylüyorum. Yine de takdir sizindir. Çünkü ben gidip de Kemal Kılıçdaroğlu'na tabi olacak olursam ben Kemal Kılıçdaroğlu'yla ne hayat felsefem, ne inancım, ne aile yaşantım, ne hayat tarzım, ne dine bakışım vesaire vesaire. 100 tane ben konu sayarım. Ne Orta Doğu politikası, ne Batı politikası, ne Avrupa Birliği, ne İslam Birliği hiçbir konuda, işte konuda ben Kemal Kılıçdaroğlu ile mutabık olmam mümkün değil. E, dolayısıyla yine üç konuda ikisinde ben Tayyip Erdoğan'la aynı şeyleri düşünüyorumdur. Bir konuda da ayrı düşünüyorsam söylerim yaparlarsa ne ala yapmazlarsa da ben şerhimi düşmüş olurum demesi gerekirken maalesef ki maalesef tamamen zıt kardeşler bir yerde İyi Parti bir yerde HDP birbirlerini gördükleri zaman yumruklarla birbirlerine saldıracak iki parti bir araya gelip cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan'ı devirmek için mücadele başlatıyorlar.